Durmuş belli. He. Durmuş amca kaç yaşındasın? 68, 69 yaşındayım. Evet. Kalın bağırsak hastalığı dediler. Tümörüm vardı. Tümör var dediler. Bir sene oldu hemen ama. Geçti yani. Etemesu'da gittim. Hı hı. İşte bir şeyim yoktu da işte sağlık ocağından onlar dediler bir şeye gittireceksin sen. Muayeneye gideceksin. Hı hı. Dediler sağlık ocağı. Onlar ölçtüler yani şeyi. Bir dışkıdan tahlil yaptılar. Hı hı. Herkes dedim yani bir çizgi çıkarılmış benimkinden iki tane çıkmış. Hı hı. Onun için yani bir muayene ol dediler yani. Hı hı. Hastaneye onu gönderdi. Hı hı. Onu yaptık. Oradan sonra öyle devam ettik gittik yani. İşte o sağlık hoca öyle dedi ya işte. Kafamıza takıldı. Acaba ne var ki iki çizgi çıkıyor. Hı hı. Ama bütün mahalleye hep tahlil yaptılar yani. Hı hı. Hı hı. Her gelene tahlil yaptılar. Hı hı. Biz de tahlil olduk işte. Bununkinden tek çıktı, benimkinden çit çıkıyormuş. Oradan Etebas hastanesine gittim. Tahlillerin yapıldı. Tahliller yapıldı. Oradaki doktorda şey, her şeyi bitirdik. Orada hiçbir şey demediler. Hı hı, ondan sonra 2-3 ay sonra başka bir doktor gelmiş oraya geldi. Hı hı. Aynı onlardan. O attı hortumu, o da tam atamamış. Hı hı. Yok hortum attılar ama ameliyat değil. Şey yani, ne diyorlar, dinlenmeye de. Şeref senesine de işte orada bir Musa Bey vardı, işte o kaza yapan doktora gittiydim. O burada Ali Bey varmış arkadaşı. Ona gönderdi beni. Ona geldik işte. O da tamam, ameliyatınızı yapalım dediler. Öyle geldik işte buraya. Kansere çevirir, sıçrar. Doktorlar hep öyle dedi. Tümör vardı. Hı, olduk burada. Şu anda zararı yok, iyi. 2-3 gün önce oldu işte zaten. Olacak tabii. Biz işte sağlık ocağı bize bir şey saldı, böyle bir tahlil şeyi saldı. Biz gitmedik. Biz gitmedik, onlar eve saldılar. Hı-hı. Bir tahlil verin de şeyinize bağlı dediler. O arada da misafirim geldi, veremedik tezveriye. Bu ben yoktum, vermiş. Bununkunda iki çizgi çıkmış. Sonradan da ben verdim, benimki temiz çıktı. Amca demiş, bunu genel cerraha git demiş. Etemesi de geldi Musa Bey'e. Musa Bey de işte 3 gün buna şey verdi. Tahlil yapmış aynısını. Amca demiş 3 gün tahlil yapacaksın. Şey diyet yapacaksın geleceksin. Ondan sonra 3 gün yaptık geldik. Oraya geldik yine bize tahlil yaptı. 3 gün yine diyet verdi. Oraya geldik yaptılar hortum attılar. Patoloji sonucu iyi çıkmamış. Dedi ki amca dedi başka yere git dedi. Ben iyi alamam şimdi. Ben dedim ki başka yerlere bir yöner de gidelim hocam dedim. Bu da oğlan da şey, Onglici Hastanesi'ne randevu aldı. Oraya vardı. Amca dedi ameliyat gerekiyor dedi ama kapalı ameliyatı olacak dedi. Kalpten ameliyattı ya bu. Hı-hı. Sen dedi şehir hastanesine Ahmet Bey diye bir doktora saldı. Biz... Ben Profesör Doktor Fatih Mehmet Avşar, genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanıyım. Hı-hı. Ankara Şehir Hastanesi'nde cerrahi onkoloji kliniğinde çalışıyorum. Hastamız 69 yaşında erkek hasta. Dışkılama alışkanlığında değişiklik şikayetiyle başvurdu servisimize. Daha sonra dün ameliyat ettik. Kapalı yöntemle, yani laparoskopik bir ameliyat oldu. Laparoskopik radikal rezeksiyon. Hastamızın orta üst rektum tümörü vardı. Laparoskopik low anterior rezeksiyon dediğimiz ve total mezorektal eksizyon dediğimiz bir ameliyat. Tabii ki biz tümörlü segmenti, tümörlü organı lenfatik anatomisiyle beraber çıkarıyoruz. Yani radikal bir ameliyat yapıyoruz. Radikal ameliyatlar da son derece karmaşık ameliyatlardır. Bu konuda bizim servisimiz dünya standartlarında bir istatistiğe sahiptir. Şimdi hastamızı takip ediyoruz. Sıkıntı olmazsa, bir komplikasyon olmazsa, her şey yolunda giderse cuma veya pazartesi günü evine göndereceğiz. Ameliyat aşağı yukarı bir saat, bir buçuk saat diyelim. Hı hı, evet. Hı hı. Ama tabii uyuması, uyanması biraz daha uzun sürüyor. Hı hı. Tümör son derece komplike ameliyatların uygulandığı bölgede orta rektum tümörüydü. Buradan yukarıya doğru aşağı yukarı bir 5-6 santimlik bir segmenti tutuyordu. Orta ve üst rektumu kaplıyordu. Biz laparoskopik girişimle orta rektumu, üst rektumu, sigmoid kolonu ve aşağıda da alt rektumun üst yarısını çıkardık.